Hatta çok daha ilginç bir problem var şu anda internetin yaygınlaşmasıyla. Millet yeni keşfetti. Düne kadar namazın rekatını kim öğretti? Namaz nasıl kılınır onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz efendim. Şimdi bir de ideolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var. Anlatabiliyor muyum? Ben size bir katkı vereyim mi tam onunla alakalı? Nasıl evrildiği noktasında. Evet. Bir tanesi diyor ki, rivayetlerin korunmuşluğu noktasında bir konuşma yapıyor. Diyor ki, İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayeti okuyor. Allah bu zikri biz indirdik. Bunun koruyucusu da elbette biziz diyor ya. İşte Allah hadisleri de böyle korumuştur diyor. Vallahi böyle diyor. Aynen. Şimdi bunu dinleyen düşünüyor ki o ayet demek onun dediğinin referansı. Şarlatanlığın sınırı yok demek ki. Korkunç. Eyvah. Yani hani Kur'an'da Yahudilerin ayetleri, kelimeleri yerinden ederler var ya. Evet. Bu tam Yahudileşme alameti. Yorumun tahrifi noktasında Kur'an'a yapılanın Tevrat'a ve İncil'e yapılandan daha fazla olduğuna inanıyorum. Çok doğru, çok doğru. Evet, evet. Mevzuya dönecek olursak, şimdi orada... Nasıl buluyoruz rekatları rivayetlerde? Yani işte rivayetlersiz olmaz, rivayetler olmadan olmaz. Hayır, bu mübarek namaz peygamberden peygambere nesiller yoluyla fiili olarak geldi, intikal etti, tamam, aktarıldı. Ve fiili olarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri de tüm efendim peygamberler üzerinden Yahudi nesilleri de bu peygamberi uygulamayı nesilden nesile geçirdiler. Biliyorlardı ya. Yani. Biliyorlardı. Yapıyorlardı. Tabii. Aynen öyle. Bugün şimdi iş patladı, internet çıktı. Efendim, sahtekarlık bozuldu, mertlik bozulmadı. Sahtekarlık bozuldu. Şimdi Yahudileri kendi ibadethanelerinde namaz kılarken görüyor millet. Şimdi alttaki yorumları okuyacaksın azizim. O özellikle bazılarının. Şimdi ağzını doldurmuş küfrediyor, sinkaflı küfrediyor bir de terbiyesiz, ahlaksız. Efendim, şimdi ne diyeceğini de bilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tüm sistemi bozulmuş aslında. Sistem gitmiş yani. Ne diyeceğini de bilemiyor. İnanın bir kısmı Müslüman iken ateist olmuş. Sizin dininiz böyle olan diyor. Namazınızı bile Yahudilerden çalmışsınız diyor aşağıda yorumlarda. Bir kısmı da küfrediyor. Yahudilere de küfrediyor, namaza da küfrediyor, namazlarına da küfrediyor. Anlatabiliyor muyum? Hesapta İslam'ı savunuyor. Terbiyesiz. Bu ondan daha terbiyesiz o ateistten. Efendim, bir kişinin, tek bir kişinin yorumunu gördüm. O da diyor ki, ya niye kavga ediyorsunuz ki? Bunda şaşılacak bir şey yok ki. İslam insanlığa Allah'ın gönderdiği tek dindir. Tüm peygamberlerin tebliğ ettiği de İslam'dır. Namaz, cihan şumul İslam'ın, tarihler, zamanlar ve zeminler üstü İslam'ın tüm nesillere bir öğretisidir. Tüm tabii, peygamberlerin tabii, mirasıdır. Tabii, zaten orada var. Bir defa Kur'an-ı Kerim okusa, bir defacık anlayarak okusa hiç sorun kalmayacak. Şu ayeti okuyacak, bitecek iş. اِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Yani beni İsrail'den söz aldı. Söz aldı diyor. İşte Bakara suresi 83. Buyurun. Okumayınca Kur'an'ı böyle aynen oluyor. Aynen öyle. Yani beni İsrail aslında salatı yapıyor, namazı kılıyor yani. Bunda garip bir şey yok. Şerah aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Eyvallah. Nuh'a şeriat olarak belirlenen esaslar size de şeriat olarak İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya diye eyvallah sayıyor Şura suresinin eyvallah 12. eyvallah ayetinde. Ben Abrahamson diye bir Yahudi haham var Kanada'da. Kanada Yahudilerinin baş hahamıdır. Ben Abrahamson'un bir resimli namaz hocası vardır Yahudi çocukları için. Yahudi çocukları için ben Abrahamson, haham ben Abrahamson'un yazdığı resimli, girerlerse internetten de bulurlar. Resimli namaz hocasını şuraya koy, bizim resimli namaz hocasını şuraya koy. Yatsı namazının rekat sayısı dışında hiçbir fark yok. Kaynak aynıysa sorun yok. Aynen öyle. Şimdi mesele aslında nereye geldik? Bakınız nereye geldik? Geldiğimiz yer itibariyle esasında
biz bu dine Allah Resulü'nün icat ettiği, onunla başlamış bir din muamelesi yaptığımızda kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Problem bu. Bu anlamda efendim, şimdi şöyle dönüp de soracak, sorgulayacak olursak, Musevilikle Yahudiliği karıştırmayalım. Sizin sorunuza dönecek olursak. Evet. Şimdi ayet var ya oradan şey. İnnellezine amenu vellezine hadu. Hazreti Musa'nın İslam'ıyla Yahudiliği karıştırmayalım. Hazreti Musa Yahudi değildi. Yahudilik milattan önce 7. yüzyılda icat edilmiş bir dindir. Ondan önce yoktu. Bu kesin. Bunun delilleriyle ispat etmeye hazırım. Hazreti Musa'dan çok sonra. Hayır, çok sonra. Hazreti Musa milattan önce 1300'ler. Milattan önce 700'den bahsediyoruz biz. Hristiyanlık da öyle. Hazreti İsa'dan çok sonra. Hazreti İsa'dan sonra Paulus icat etmiştir. Paulus. Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur. Hazreti İsa'nın düşmanıdır Paulus aynı zamanda. Hazreti İsa Yahudidir çünkü. Aynen öyle. Yani Musevi Müslümanlığı takip etti. Bu anlamda İslam'ın da başına getirilmeye çalışılan şey budur. İslam'dan birileri öç alıyor. Uydurulmuş din ile öç alıyorlar. Yani İslam'ı, Kur'an'ın indirdiği, getirdiği İslam'ı yıkamayanlar, Kur'an'ın açtığı tüm sayfaları kapatmak için rivayet kültürünün içinden dolandılar. İslam'dan, Kur'an'ın İslam'ından öç alıyorlar. Bugün İslam batıniliği dediğimiz, bugün tasavvufun içinde İslam'a trojan, troatı kullanarak tasavvufun içinde İslam'a sızan tüm virüsler, batınilik içinden İslam'a sızan tüm virüsler aslında Kur'an'ın açtığı sayfaları Truva atı içinden kapatmak için bir öç alma ameliyesinden başka bir şey değil. Değildir, evet.